Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'nın eski Haçlı Şabi milisi olduğu ve Türkiye aleyhinde de ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Kıymetli izleyenler, Irak uyruklu Salvan Momika'nın İran destekli Şii Haçlı Şabi çatısı altında İmam Ali Tugaylarına bağlı İsa İbni Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanların tepkisini çeken Irak uyruklu Salvan Momika'nın İran destekli Şii Haçlı Şabi çatısı altında İmam Ali Tugaylarına bağlı İsa İbni Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak uyruklu 37 yaşındaki Salvan Momika'nın 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem gündemdeki yerini koruyor. Musul'un Hristiyanların çoğunluğu oluşturduğu Hamdaniye ilçesinde doğan Momika'nın İran yanlısı Haçlı Şabi güçleri çatısı altında İmam Ali Tugaylarına bağlı İsa İbni Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında terör örgütü DAEŞ'in Musul'u işgal etmesinin ardından Haçlı Şabi'ye bağlı İsa İbni Meryem Tugayı üyesi olan Momika'nın savaş bölgesinde askeri kıyafetlerle çekilen görüntüleri İsveç'teki eyleminin ardından sosyal medyada gündem oldu. Momika ayrıca Haçlı Şabi güçlerinin desteğiyle Süryani Şahinleri adlı milis gücü kurdu. Musul'un kurtarılmasının ardından Süryani Birliği Partisi kuran Momika, tehdit aldığı gerekçesiyle Irak'ı terk ederek Almanya'ya sığınmacı olarak başvurdu. Momika başvurusunun reddedilmesi üzerine İsveç'e geçti. Çarşamba günü gerçekleştirdiği eylemin ardından medyaya verdiği röportajda İsveç'e 5 yıl önce geldiğini söyleyen Momika, kendisini ateist olarak tanımladı. Arami, Süryani cemaatinin siyasi aktivistlerinden biri olduğu belirtilen Momika için, Arami cemaatinin sosyal medya hesabında 2016 yılında yapılan paylaşımda Salvan Momika, Aramilerin Irak'taki sözcüsü ve temsilcisi ifadelerinin kullanıldığı görüldü.